Sevgi neredeyse Tanrı oradadır. Şehirlerin birinde Martin Avdeiç adında bir ayakkabı tamircisi vardı. Ayakkabı tamircisi tek penceresi caddeye bakan küçük bir odası olan bodrum katında yaşardı. Pencereden bakınca yoldan geçenlerin sadece ayakları görünse de Martin Avdeiç insanları çizmelerinden tanırdı. Uzun süre aynı yerde yaşadığı için pek çok tanıdığı vardı. O bölgede olup da onun elinden en az bir iki kez geçmemiş çizme yoktu. Kiminin çizmelerine pençe vurmuş, kimilerini yamamış ve hatta kullanılamayacak olan birçok eski çizmeyi yeniden dikmişti. Pencereden baktığı çoğu zaman kendi el işi olan bir sürü çizme görürdü. Kaliteli malzemeler kullanarak sağlam iş çıkardığı, aynı zamanda gereğinden fazla ücret almadığı ve işi söz verdiği sürede yetiştirdiği için müşterisinin haddi hesabı yoktu. Ona en çok müşteri kazandıran özelliklerinden biri de açık sözlü olması, işi istenilen zamanda bitiremeyeceğini anladığında bunu müşteriye önceden söylemesiydi. İnsanların güvenini kazanmış bu ayakkabı tamircisinin hiç boş zamanı olmaz, her zaman işi başından aşkın olurdu. Avdeiç tüm hayatı boyunca iyi bir insan olarak bilinmişti. Yaşlanmaya başladığından beri Tanrı'ya daha çok yaklaşıyor ve öbür dünya ile ilgili sık sık düşüncelere dalıyordu. Karısı öldüğünde 3 yaşındaki oğluyla tek başına kalan Avdeiç, o sıralar ustasının evinde yaşardı. Martin'in önceden çocukları uzun süre yaşamadan daha bebekken ölmüşlerdi. Martin ilk başlarda oğlunun köydeki kız kardeşinin büyütmesinin daha doğru olacağını düşünmüş. Fakat sonra çocuğun babasından ayrılmasının haksızlık olduğunu düşünerek çocuğa acımıştı. Benim küçük kapitoşkam yabancı bir ailenin yanında zorluk çeker. Rahat edemez. En iyisi benim yanımda kalsın. Bu acı olayın ardından Avdeiç küçük oğluyla birlikte yuva kurmak için ustanın yanından ayrılarak tek odalı eve yerleşmişti. Çocuklarından yana şansı olmayan Martin bu sefer de oğlunun ölümcül hastalığıyla yüzleşmişti. Tam da oğlunun büyüyüp ona yardım edecek yaşa geldiği için mutlu olmaya başlamışken çocuk hastalanıp yatağa düştü. Ve bir hafta ateşler içinde kıvrandıktan sonra öldü. Oğlunu toprağa verdikten sonra Martin'in üzerine büyük bir hüzün çöktü. Avdeiç her şeyden umudunu kesti, hatta onun gibi ihtiyar değil de tek oğlunu, küçücük yavrusunu aldığı için Tanrı'ya istem etti ve onun da canını alması için yalvarıp yakardı. O günden sonra Martin kiliseye gitmeyi de bıraktı. 8 yıldır gezgin hayatı süren ve Troitsa Manastırı'ndan dönen yaşlı bir hemşerisi Martin'i ziyarete geldi. Martin ona çekmek zorunda kaldığı acıları anlatarak hayatından şikayet etti. "Artık," dedi, "yaşamak bile istemiyorum. Tanrı'dan tek dileğim canımı alsın da kurtulayım. Bu dünyada kalmak için bir nedenim yok artık." Yaşlı hemşerisi konuşmaya başladı. "Bu söylediklerin yanlış, Martin. Tanrı'nın yaptıklarını yargılayamazsın. Bizim aklımız Tanrı'nın hikmetini anlamaya yetmez ki. Her şeyin bir sebebi var. Tanrı oğlunun ölmesini, senin ise yaşamana uygun bulmuş. Demek ki senin için böylesi daha iyidir.
Bu acıyı atlatamamanın, çaresizliğinin ve hüzününün tek sebebi sırf senin kendi mutluluğun için yaşamak istemendir. İnsan başka ne için yaşar ki? Diye sordu Martin. İhtiyar cevap verdi. Tanrı için yaşamak gerek Martin. Sana hayatı veren O'dur. Bu yüzden O'nun için yaşamak gerek. Tanrı için yaşamaya başladığında hiçbir şeyi dert etmeyeceğini ve her şeyin nasıl kolay olduğunu göreceksin. Martin bir süre sustuktan sonra sordu. Peki Tanrı için nasıl yaşanır ki? Tanrı için nasıl yaşamak gerektiğini İsa Mesih bize göstermiştir. Okuman var mı? Eğer varsa İncil satın al ve okumaya başla. Tanrı için nasıl yaşanacağını öğreneceksin. Her şey orada yazılıdır, dedi. Bu sözler Martin'i etkilemişti. O gün gidip harfleri büyük basılmış bir İncil satın alıp okumaya başladı. İlk başlarda Avdi hiç sadece tatil günlerinde okumayı düşünmüştü. Ama kitabı eline alır almaz okumanın içindeki hüznü hafiflettiğini hissettiğini anlayınca her gün okumaya devam etti. Bazı günler kendini kitaptan ayıramadı. Hatta kendini okumaya öyle bir kaptırdı ki lambanın gazı bitene kadar kitaptan ayrılamazdı. Ve böylece hiç durmadan her gece okudu. Okudukça Tanrı'nın ondan ne istediğini ve Tanrı için nasıl yaşayabileceğini çok daha iyi anlıyor. Kalbi gitgide huzura kavuşuyordu. Eskiden yatağa girdiğinde uykuya dalmadan önce saatlerce oğlu kapitonu anarak ağlardı. Ama şimdi yatağında durmaksızın şu sözleri tekrarlıyordu. Ey Tanrım! Sana şükürler olsun. Sana şükürler olsun. Sen her şeye kadirsin. O günden sonra Martin'in bütün hayatı değişti. Eskiden tatil günleri meyhaneye gidip çay içer, hatta bir iki bardak vodka'ya da hayır demezdi. Bazen bir arkadaşıyla oturup içer, sarhoş olmasa bile meyhaneden çıktığında çakır keyif olur, boş boş konuşmaya başlardı. Hatta yanındaki adamlara bağırarak küfrettiği de olmuştu. Şimdi o eski kötü alışkanlıklarından Martin'de eser kalmamıştı. Hayatı huzur dolu ve neşeliydi. Sabah erkenden işinin başına geçer, o günkü işi bitirince duvarda asılı lambayı masanın üzerine koyup raftan kitabını alır, kaldığı yeri açarak okumaya koyulurdu. Okuduklarını anlayabilmesi ve zihninin aydınlanması onu çok mutlu ederdi. Martin, kendisini kitaba kaptırarak geç saatlere kadar Luka tarafından yazılan İncil'i okurken 6. bölümdeki ayetlere geldi. Bir yanağınıza vurana öbür yanağınızı çevirin. Abanızı alandan mintanızı da esirgemeyin. Sizden bir şey dileyen herkese verin. Malınızı alandan onu geri istemeyin. İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız siz de onlara öyle davranın. Diğer ayette de Tanrı şöyle buyuruyordu. Ve neden beni Rab, Rab diye çağırıyorsunuz da söylediklerimi yapmıyorsunuz? Bana gelen ve sözlerimi duyup uygulayan kişinin kime benzediğini size anlatayım. Böyle bir kişi evini yaparken toprağı kazan, derinlere inip temeli kaya üzerine atan adama benzer. Sel sularıyla kabaran ırmak o eve saldırırsa onu sarsamaz. Çünkü ev sağlam yapılmıştır. Ama sözlerimi duyup da uygulamayan kişi evini temel koymaksızın toprağın üzerine yapan adama benzer. Kabaran ırmak saldırınca ev hemen çöker. Evin yıkılışı da çok korkunç olur.
Bu sözleri duyan Martin'in kalbi huzurla doldu. Gözlüklerini çıkarıp masanın üzerine koydu. Ve dirseklerini masanın üzerine dayayarak derin düşüncelere daldı. Okuduklarının üzerinde hayatı sorgulamaya ve kendi kendine konuşmaya başladı. Peki, ya benim evim acaba kaya üzerinde mi yoksa kum üzerinde mi yapılmış? Umarım evim kaya üzerindedir. Şimdi burada tek başına oturmuş, Tanrı'nın bütün emirlerini yerine getirdiğimi düşünmek çok kolay. Ama ne yazık ki Tanrı'nın buyurduklarını düşünmediğim zamanlarda tek bir günah işliyorum. Kavuştuğum bu huzuru kaybetmemek için yorulmadan çaba sarf edeceğim. Ey Tanrım, bana bu yolda yardımcı ol. Biraz düşüncelere daldıktan sonra uyku saati geldiğini anlasa da kitabı bırakmaya gönlü el vermiyordu. Uyumadan 7. bölümü de bitirmeye karar verdi ve yüzbaşı, dul kadının oğlu, Yuhanna'nın öğrencilerine verdiği cevapla ilgili yerleri okuduktan sonra nihayet zengin bir Ferisi'nin Hazreti İsa'yı evinde misafir olarak ağırladığı yere geldi. Günahlar işlemiş bir kadının Hazreti İsa'nın ayaklarını güzel kokulu yağla yağlayıp gözyaşlarıyla suladığı, onun affını kazandığını okudu. 44. ayete geldiğinde yüksek sesle okumaya başladı. Ve kadına dönerek Simon'a dedi ki, "Bu kadını görüyor musun? Ben senin evine girdim. Ayaklarım için bana su vermedin. Ama o ayaklarımı gözyaşlarıyla ıslattı ve saçlarıyla kuruladı. Sen beni öpmedin. Ama o içeri girdiğinden beri ayaklarımı durmadan içtenlikle öptü. Sen başımı yağla meshetmedin. Ama o ayaklarımı güzel kokulu yağla meshetti." Martin bu ayetleri okudu ve düşündü. Ayaklarını yıkaması için su vermedi. Onu öpmedi. Kokulu yağla başını yağlamadı. Gözlük yerini tekrar çıkarıp kitabın üstüne koyarak düşüncelere daldı. Herhalde o da benim gibiydi. Benim gibi bir tek kendisini düşünüyordu. Misafirini düşünmek yerine sadece sıcak evinde bir fincan çay içip de rahatlamayı düşünürdü. Kendi rahatına dalıp misafirini unutmuştu. Ya misafiri kimdi? Hazreti İsa'nın ta kendisi. Acaba benim evime gelse ben nasıl ağırlardım onu? Sonra başını kollarının üstüne yaslayarak farkına varmadan uyuyakaldı. Kulağının dibinde "Martin!" diye bir ses duydu. Martin yarı uyanık halde yerinden sıçradı. "Kim var orada?" Arkasını dönüp kapıya baktı ama kimseyi göremedi. Tekrar seslendi. Ansızın çok açık bir sesle ses inelendi. "Martin, hey Martin, yarın caddeye bak, geleceğim." Uykudan tamamen ayrılan Martin sandalyesinden kalktı ve gözlerini ovuşturmaya başladı. Şaşkınlık içindeydi. Duydukları gerçek miydi yoksa sadece bir rüya mı? Kafasındaki sorularla lambayı söndürüp yatağına uzandı. Ertesi gün avde iç, hava aydınlanmadan yerinden kalktı. Dualarını okuyup ocağın ateşini ve semaveri yakarak lahana çorbasıyla kara buğday lapasını pişirdi. Sonra iş önlüğünü giyerek pencerenin yanına geçip çalışmaya koyuldu. Çalıştığı sırada aklı sürekli dün gece olanlara takılıyordu. Kafasında hep bu sorular vardı. Gerçekten bir ses duymuş muydu yoksa hepsi sadece bir rüya mıydı? Böyle şeyler daha önceden de birkaç kere olmuştu diye düşündü. Pencerenin kenarında oturan Martin çalışmaktan çok dışarı bakıyor. Yoldan ne zaman tanıdık çizmelerle bizi geçse hemen eğilip o geçen kişinin yalnız ayaklarını değil yüzünü de görmeye çalışıyordu. O sıralarda yoldan yeni keçeli çizmeleriyle kapıcı, onun ardından sucu geçti. Daha sonra elinde küreğiyle eski yamalı, keçeli çizmeli
Nikolayev döneminin askerlerinden biri pencerenin önünde durdu. Martin adamın çizmelerinden tanımıştı. Yaşlı adamın elinde kürek vardı. Adı Stepaniç'ti. Tüccar olan bir komşusu acıdığı için onu kendi evine almıştı. Adamın görevi kapıcıya yardım etmekti. Yaşlı adam avde için penceresinin önündeki karı kürlemeye başladı. Bir süre yaşlı adamı izledikten sonra Martin işine devam etti. Herhalde yaşlandıkça aklımı kaybediyorum. Kendi kendine söylenerek güldü Avdeyiç. Stepaniç kar küremeye gelmiş. Ben de gelen Hazreti İsa sanıyorum. Sanırım gerçekten aklımı kaybediyorum. 5-10 dikiş attıktan sonra dayanamayıp caddeye baktığında Stepaniç'i küreğini duvara dayamış, bir yandan dinlenmeye, bir yandan da ısınmaya çalışırken gördü. Adam o kadar yaşlı ve bitik bir haldeydi ki belli ki karı küreyecek kadar gücü bile yoktu. Semaver de hazır kaynamışken en iyisi onu içeri alıp çay vereyim diye düşündü Martin. Bizini yerine koyup ayağa kalkan Avdeyiç semaveri masaya getirip çay koyarak parmağıyla pencereye tıklattı. Stepaniç'i arkasını dönerek pencereye yaklaştı. Martin elini sallayarak onu içeri çağırdı ve kapıyı açmaya gitti. Haydi içeri gel, ısınırsın biraz dedi. Üşümüşsündür. Tanrı yardımcın olsun, kemiklerim sızlıyordu dedi Stepaniç. Stepaniç içeri girerken ayakta zorla durmasına rağmen yerde ayakkabılarını temizleyerek içeri girdi. Üzerindeki karı silkeledi. Kendini yormana gerek yok. Ben yerleri silerim. Zaten her gün yaptığım iş. Sen içeri gir, otur, dedi Avdeyiç. Haydi, sıcak bir çay içelim. Avdeyiç, iki bardağı çay doldurup birini misafirine uzattı. Kendi çayını ise tabağa dökerek üflemeye başladı. Stepaniç, çayını bitirdikten sonra bardağını ters çevirdi. Kalan şekerleri bardağın üzerine koyup teşekkür etti. Çaya doymamış olsa da utancıdan bir tane daha isteyemedi. Hem misafirinin hem de kendi bardağını doldurarak haydi bir bardak daha içelim dedi Martin. Ama çay içerken bile gözlerini pencereden ayıramıyordu. Birini mi bekliyorsun diye sordu misafir. Birini mi bekliyorum? Aslında evet ama kim beklediğimi söylemeye utanıyorum. Tam olarak bekleyip beklemediğimi de bilmiyorum. Çünkü bunun gerçek olup olmadığından emin değilim. Mesele şu ki kardeşim, dün İncil'de Hazreti İsa'nın yeryüzünde gezerken çektiği ızdıraplar hakkında okuyordum. Bunlardan haberin var mı? Elbette, haberim olmaz olur mu? Dedi Stepaniç. Biz cahil insanlarız. Okuma yazını bilmeyiz. Bu tür hikayeleri dilden dile dolaşırken öğreniriz. Hazreti İsa'nın yeryüzünde nasıl dolaştığını, Ferisi'nin evine misafir gitmesini ama Ferisi tarafından kötü ağırlanmasını okuyordum. İşte dostum, İncil'in tam bu bölümlerini okuyordum ve bir türlü aklım almıyor. Hazreti İsa nasıl kötü ağırlanabilir? Mesela diyelim ki benim kapımı çaldı. Bunu en iyi şekilde nasıl ağırlarım diye şaşırıp kalırdım herhalde. Ama o hiç karşılamamış bile. Bunu düşünerek uyuyakalmışım. Uykudayken birinin bana adımla seslendiğini duydum. Kalktım ama hala sanki biri bana bekle beni yarın geleceğim diye fısıldıyordu. Hatta bu iki kere tekrarlandı. Şimdi bana inanıyor musun bilmiyorum ama dünden beri bu söz kafamda dönüp duruyor. Ve ne yalan söyleyeyim, onu sevimli efendimizi bekliyorum. Stepaniç susarak başını salladı. Çayını dibine dek içip yan yatırdı. Martin bardağı doğrulttu ve tekrar çayla doldurdu. Afiyetle iç kardeşim. Sürekli düşünüyorum. Sevimli Efendimiz yeryüzünde gezerken
kimseyi küçümsememiş. Aksine sıradan insanların fakir cemaatin arasında çok daha bulunmuştur. Bizim gibi günahları çok olan emekçi insanların arasından kendine müritler toplamıştır. Kendini yücelten herkes alçaltılacak, kendini alçaltan herkes yüceltilecektir demiştir. Siz bana Tanrım diyorsunuz, ben sizin ayaklarınızı yıkarım. Başta olmak isteyen herkes ilk önce hizmetkar olmasını bilecek. Çünkü Tanrı'nın kutsadıkları fakir olanlar, alçak gönüllüler, yumuşak başlılar ve merhametlilerdir. Gözleri yaşla dolan hassas ihtiyar çayını içmeyi unutmuştu. Sükunetle Martin'i dinliyor, o sırada gözyaşları yanaklarından süzülüyordu. Haydi bir bardak daha çay içelim dedi Martin. Ama Stepanich istavros çıkararak ayağa kalktı. Teşekkür edip bardağını bir kenara bıraktı. Teşekkür ederim Martin Avdeyiç dedi. Hem bedenimi hem de ruhumu doyurdun. Afiyet olsun dedi Avdeyiç. Bu taraflara ne zaman gelirsen bil ki kapım her zaman açıktır. Stepanich gitti. Martin ise çaydanlıkta kalan çayı bardağına koyup içti. Sonra bardakları masadan kaldırıp yine pencerenin yanına geldi. Ve işine devam etti. Bir çizmenin arka dikişlerini dikerken gözleri hep dışarıda Hazreti İsa'yı arıyordu. Bir an olsun onun sözleri aklından çıkmıyor, sürekli yaşadıklarını ve yaptıklarını düşünüyordu. Gün boyunca pencerenin önünden tanıdık ve tanımadık bir sürü insan gelip geçti. İlk önce iki asker geçti. Birinin ayağında asker çizmeleri, diğerinin ayağında ise kendi çizmeleri vardı. Sonra ayaklarına tertemiz galoş giyen komşu evin beyi, onun ardınca elinde sepetiyle bir fırıncı geçti. Bunların hepsi geçip gittikten sonra yün çoraplı, köylülere has olan ayakkabılı bir kadın pencerenin önünden geçip yan duvara dayanarak durdu. Martin pencereden yukarı doğru kadına göz gezdirdi. Kadının yabancı biri olduğunu anladı. Duvara yaslanmış, yoksul giyimli kadının sırtında rüzgar vuruyor ve kucağındaki bebeği sarıp sarmalamaya çalışıyordu. Ama üzerinde eskimiş yazlık elbiselerden başka bir şey yoktu. Martin pencereden bebeğin ağladığını ve kadının onu susturmak için uğraştığını duydu. Ama kadın bir türlü bebeği sakinleştiremiyordu. Avdiyiç hemen yerinden kalkıp kapıdan çıktı ve merdivenlerden kadına seslendi. Hey bayan! Kadın Martin'in sesini duyarak arkasını döndü. Bu soğukta küçük bebekle dışarıda ne işin var? Haydi içeri gel. Sıcakta daha iyi sararsın bebeğini. Haydi geç böyle. Kadın ne yapacağını şaşırmıştı. Gözlüğü burnunun üzerine kaymış, önlüklü yaşlı bir ihtiyar kendisini içeri çağırıyordu. Kadın yaşlı adamı takip etti. Merdivenlerden aşağı inip odaya girdiler. Ve ihtiyar adam kadını yatağa doğru götürdü. Soba yakın otur kızım dedi. Isınırsın biraz. Bebeğini de emzirirsin. Sütüm yok ki hiç. Sabahtan beri bir lokma bile ağzıma bir şey koymadım dedi. Ama yine de bebeği göğsüne götürdü. Martin mahzun bir halde başını salladı. Masanın üzerinden ekmeği bardağı aldı. Fırının kapağını açarak bardağa sıcak bir lahana çorbası koydu. İçinde lapa olan tencereyi de çıkardı. Ama lapa henüz pişmemişti. Masanın üzerine örtü sererek ekmekle çorbayı kadının önüne koydu. Haydi kızım otur yemeğini ye. Bebekle ben ilgilenirim. Benim de çocuklarım vardı. O yüzden çocuklara nasıl bakılacağını iyi biliyorum. Kadın sandalyesini masaya yaklaştırıp yemeye başladı. Avdeyiç ise bebeğin yanına yatağın üzerine oturdu.
Avdeyiç dişsiz ağzıyla bebeği sakinleştirmek için gıdı gıdı yapmaya başlasa da bebek ağlamaya devam ediyordu. Sonra Martin parmağıyla bebeği dürtmeye denedi. Parmağını bebeğin ağzına doğru götürüyor, sonra hızla geri çekiyordu. Ayakkabı cilasından simsiyah olan parmağını bebek ağzına almasın diye dikkat ediyordu. Bebek parmağı seyrederek sakinleşti ve hatta gülmeye başladı. Bebeğin ona gülmesi Avde için mutlu etmişti. Kadınsa yemeğini yerken bir yandan da Martin'e kim olduğunu, nereden gelip ne de gittiğini anlatıyordu. "Ben bir asker eşiyim," dedi kadın. "Kocamı 8 ay önce çok uzaklara göreve gönderdiler. Gittiği günden beri ondan hiç ses seda yok. Bebek doğana kadar aşçılık yaptığım evde yaşıyordum. Bebek doğduktan sonra beni istemediler. Şimdi 3 aydır sokaklardayım. Karnımı doyurabilmek için elinde olan her şeyi sattım. Süt annelik yapmak istedim ama çok zayıf olduğum için kimse beni almadı. Şimdi bir tüccarın eşinin yanında dönüyorum. Bizim köyden bir kadın onlara hizmet ediyor. Beni de yanına alacağına dair söz verdi. Sonra her şey yoluna girdi derken işimizin önümüzdeki haftaya kadar ertelendiğini söyledi. Ama ev çok uzakta. Zavallı bebeğimle birlikte oraya sürüklenmekten artık yoruldum, usandım. Sağ olsun ev sahibem Tanrı hatırınca bizi acıdı. Kışın bu soğuğunda sokaklara düşmekten bizi korudu. Yoksa ne yapardık bilemiyorum. Martin derinden iç çekti. Daha kalın giysin yok mu? Kalın giysilerin zamanı çoktan gelmiştir. Dün son şalımı da 20 kapı karşılığında rehin verdim, dedi kadın. Sonra yatağa yaklaşıp çocuğu kucağına aldı. Martin de ayağa kalkıp dolabı karıştırarak bir pelerin çıkardı. Al, dedi. Eskimiş de olsa bebeği sıcak tutar. Kadın ilk önce pelerine, sonra yaşlı adama baktı. Pelerini aldığı gibi gözyaşlarına boğuldu. Martin yatağın altına eğilerek küçük bir sandık çıkardı. Sandığı çıkarıp kadının karşısına geçip oturdu. Genç kadın, "Tanrı seni korusun," dede. "Beni de senin pencerenin önüne getiren onun ta kendisidir. Sen olmasaydın çocuk çoktan donmuş olurdu. Aslında yola çıktığımda hava sıcaktı. Sonra aniden değişti. Senin pencereden bakmanı da bana, bu zavallıcıya acımanı sağlayan da Tanrı'dır." Martin gülümseyerek ekledi. "Elbette. Tüm bunları bana yaptıran da odur. Hiçbir şey tesadüfi değil. Dışarı bakmam bile." Martin, genç kadına rüyasında Hazreti İsa'nın onu ziyarete geleceğini, söz verdiğini anlattı. "Her şey olabilir," dedi kadın. Sonra ayağa kalktı, pelerini omuzlarına atıp bebeğini de pelerine sararak Martin'in önünde baş eğip teşekkür etmeye başladı. Martin, kadının rehin bıraktığı şalını kurtarması için eline 20 kapik sıkıştırarak "Tanrı aşkına bunu al," dedi. Her ikisi de istavros çıkardı ve Martin kadını uğurladı. Kadın gittikten sonra Avdeyiç lahana çorbasını yedi. Masayı toparlayıp tekrar işinin başına geçti. Martin çalışırken yine gözlerini pencereden ayıramıyordu. Pencereye gölge düştü mü her seferinde kimin geçtiğini görmek için dışarıya göz atardı. Bugün pencerenin önünden tanıdık ve yabancı bir sürü insan geçti ama içlerinde dikkat çeken biri olmadı. Birden elma satan yaşlı bir kadın tam Avdeyiç'in penceresinin önünde durdu. Kadının elinde elma sepeti, sırtındaysa içi yonga dolu bir çuval vardı. Elma sepetinin içi neredeyse boştu. Anlaşılan kadın elmalarının çoğunu satmıştı. Yongaları evinin yolunun üstündeki inşaattan topladığı belliydi. Kadın ağır çuvalı bir omuzdan diğerini almak için yere koyup içinde elma olan sepetini bir sütuna geçirdi ve yonga dolu çuvalı sallamaya başladı. Kadın çuvalı salladığı sırada başında yırtık pırtık şapka olan bir erkek çocuğu aniden bir yerlerden çıkıverdi.
sepetten bir elma kapıp sessizce oradan uzaklaşmak isterken yaşlı kadın bunu fark etti ve çocuğu yakaladı. Çocuk kaçmak için çırpınsa da bir şey yapamadı. Çünkü kadın onu iki eliyle var gücüyle tutmuştu. Çocuğun şapkasını başından iterek saçlarından yakaladı. O sırada çocuk bağırıyor ve kadın da çocuğu azarlamaya devam ediyordu. Martin elindeki bizi yerine bile saplamadan elinden atıp aceleyle kapıdan çıkarken merdivenlerde ayağı sendeledi ve gözlüğünü düşürdü. Ama yine de durmayıp kendini dışarı attı. Yaşlı kadın hala çocuğun saçlarını çekiyordu. Onu azarlamakla kalmayıp polise götürmekle tehdit ediyordu. Çocuk saat çabalayarak itiraz ediyordu. Ben bir şey almadım diyordu. Bıraksana, neden bana vuruyorsun? Martin onları ayırmak için araya girip çocuğu elinden tutarak ''Nineciğim, Tanrı aşkına çocuğu bırak.'' dedi. ''Tabii, şimdi onu öyle bırakayım ki ömrü boyunca unutamayacak. Şu küçük şerefsizi polise götüreceğim.'' Avdiyiç kadını yumuşatmaya çalıştı. ''Büyüklük yap nineciğim. Bırak gitsin. Bir daha yapmaz. Tanrı aşkına bir seferlik affet.'' Yaşlı kadın çocuğu bıraktığında küçük oğlan hemen ayaklanıp koşmak istese de Avdiyiç onu durdurdu. Haydi, yineden özür dile bakalım dedi. Bir daha da asla bu yaptığını tekrarlama. İnkar etmeyi bırak. Elma nasıl aldığını ben pencereden gördüm. Çocuk ağlayarak özür diledi. Bak işte böyle. Şimdi elmanı al bakalım. Martin sepetten bir elma aldı ve çocuğa uzattı. Parasını ben ödeyeceğim yine. Böyle yapmakla bu yaramazlıkları daha şımartıyorsun dedi yaşlı kadın. Onu öyle ödüllendireceksin ki bir hafta kıçı üstünde oturamayacak. Ah nine, nine dedi Avdiyiç. Tanrı bize böyle mi buyurmuş? Bir elma için küçük çocuğa kırbaçlıyorsak peki ya bizim günahlarımızın cezası ne olmalı? Yaşlı kadın sustu. Martin kadına eski bir mesele anlattı. Bir beyefendi hizmetçisinin kendisine olan büyük miktardaki borcunu affediyor, hizmetçisi ise kendisine borçlu olan adamı boğmaya kalkışıyor. Yaşlı kadın ve çocuk durmuş, Martin dinliyorlardı. Tanrı bizi affetmeyi buyurdu dedi Martin. Affetmesini bilmezsek affedilemeyiz. Kim olursa olsun affetmek lazım. Hele karşımızda böyle aklı emeğen küçük çocuk varsa. Yaşlı kadın içini çekerek başını salladı. Söylediklerinde haklısın ama bunlar da çok şımarıklar. İşte onları eğitmek de büyüklerin görevidir dedi Martin. Haklısın aslında dedi yaşlı kadın. Benim de 7 çocuğum var. Şu anda sadece biri hayatta. Bunun ardından yaşlı kadın kızıyla ne de nasıl yaşadıklarını torunlarına anlattı. Görüyorsun işte, bu yaşta neye gücüm yeter ki? Ama hala çabalıyorum. Çalışmayı hep ne yapayım? Hepsi torunlarım için. Benim de varım yoğum bir tek onlar. Hele beni karşılamalarını bir görsen, hepsi birden önüme koşuyor. Aksi Yuta küçük olanı, benim kucağımdayken asla kimsenin kucağına gitmez. Anneciğim, anneanneciğim, benim güzel anneciğim deyip duruyorlar. Torunlarını anlatan kadın gitgide yumuşuyordu. Doğru, çocukluk halleri işte. Tanrı doğru yola iletsin dedi kadın çocuğa bakarak. Yaşlı kadın çuvalın sırtını almaya hazırlanıyordu ki küçük olan hemen atlayarak dedi. Ben taşırım nene, yolum üstü zaten. Yaşlı kadın başını sallayarak onaylayıp çuvalı çocuğun sırtına yükledi. İkisi yan yana cadde boyunca yürümeye başladılar. Yaşlı kadın Martin'den elmanın parasını almayı bile unutmuştu. Martin uzun süre durup yaşlı kadınla çocuğun yürüyerek sohbet etmesini izledi. Onları uğurladıktan sonra Avdiyiç evine dönüp merdivenlerde düşürdüğü gözlüğünü buldu. Gözlük kırılmamıştı. Bizi yerden kaldırıp tekrar işinin başına koyuldu. Biraz çalıştıktan sonra
kalın ipi saplamak için uğraşırken sokak lambalarını yakan görevlinin geçtiğini fark etti. "Lambayı yakmanın zamanı gelmiş sanırım," dedi kendi kendine. Lambayı yaktı, duvara astı ve işinin başına döndü. Çizmelerin tekini tamamen bitirip her tarafına iyice baktı. Gerçekten de çizmeyle işi bitmişti. Çalışma aletlerini toplayıp kesik deri parçalarını süpürerek sert kılları, iplikleri, bizleri kaldırdı. Lambayı duvardan alarak masaya koyup incili raftan indirdi. Kitabı bir önceki gün Maroken'le işaretlediği yerden açmak istese de kitap başka bir yerden açıldı. Ve kitabı açar açmaz Avdeyiç dünkü rüyasını hatırladı. O an arkasında biri hareket ediyormuş gibi ayak sesleri duymaya başladı. Arkasını dönünce birkaç insanın karanlık köşede durduğunu gördü. Gördüğü insanların kim olduğunu çıkarmak çok zordu. Ve aniden kulağında fısıldayan fısıltıyı tekrar duydu. "Martin, Martin, beni tanıdın mı?" Kısık bir sesle sordu Avdeyiç. "Kimsin sen?" "Benim işte," dedi ses. Karanlıktaki köşeden Stepanic gülümseyerek öne çıkıp bir bulut gibi çekilerek gözden kayboldu. "Bu da benim," dedi ses. Bu sefer karanlığın içinden kucağında bebeğiyle genç asker karısı öne doğru çıktı. Kadının da bebeğinde yüzünde gülücükler saçılıyordu. Onlar da gözden kayboldular. "Bu da benim," dedi bir başka ses. Ve yaşlı kadınla elinde elma olan küçük oğlan öne çıktılar. Her ikisi gülümseyerek yavaş yavaş gözden kayboldular. Martin ruhunun derin bir huzura kavuştuğunu hissetti. İstavras çıkarıp gözlüklerini taktı ve İncil'i açıldığı yerden okumaya başladı. Sayfanın en üstünde şunlar yazıyordu. "Açtım, beni doyurdunuz, susamıştım, bana içecek verdiniz. Buralarda yabancıydım ve siz beni evinize aldınız." Sayfanın en sonunda aşağıdaki satırları okudu. "Bu iyilikleri kardeşlerimden birine yapmış olmanız, bana yapmış olmanız anlamına gelir." Ve Avdeyiç rüyasının onu aldatmadığını, pencereden gözünün çekmediği o gün kurtarıcısının gerçekten ona geldiğini ve kendisinin de misafirini çok güzel ağırlamış olduğunu anladı.